Herkese merhaba arkadaşlar, bir dalgalı bugün yine benim günlük pohtan hayatıma hoş geldiniz hepiniz. 300 bin aboneye yaklaştık, ona özel böyle bir şeyler yapacağım, çok istediğiniz bir şey yapacağım. Ama şu an hemen çıkmam lazım, onu bir geldikten sonra anlatırım çünkü Muhammed'le buluşmam lazım. Muhammed de aşağıda bekliyor, hemen Muhammed'in yanına gitmem lazım. Muhammed'in yanına gitmezsem hemen, yoksa ben ağzım yüzümde kadar hemen gitmem lazım. Hadi gidelim, gelince anlatacağım. Bak geliyor bak. Tipe bak, şu an beni görmüyor, arkadan görünmüyoruz. İki saattir seni bekliyorum, yandım yani. Hava gerçekten çok sıcaktı. Bugün 300 bin abone yaklaştık, çok az kaldı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? 300 bin aboneye özel çok istedikleri bir şey, benim saçımı düzleştireceğiz. Çok önemli bir mevzu. Değil mi? Çok merak ediyorum lan. Harbi abi, benim saçımın düz olduğunu ben bile adam akıllı hiç görmedim yani. Bir kere yapmaya kalkışmıştım, o da olmamıştı. Neyse ki böyle saçlardan anlayan bir kardeşim. Düz kötü olursa yıkayacağım direkt, tekrar eski haline dönecek falan filan. Bir de saçımı açmaya çalışacağım. Bakalım, belki o da olmazsa kestireceğim, 3'e vurduracağım artık. Bugün ne bok olursa olacak, bilmiyorum. Böyle bir tane tüy sarartıcı denen bir şey buldum. Papatya ne? Papatya suyu diyor. Ben Muhammed'le her yere baktık, anca bunu bulabildik. Sürmeyi düşünmüyordum, niye böyle bir mallığa kalkıştık bilmiyorum. Asıl bizim amacımız bugün bu. Düzleştirici böyle birinden rica ettik, verdi bize. Saçımı düzleştireceğim çünkü çok fazla istediniz. Yani kanalı neredeyse ilk açtığımdan beri saçını düzleştir diye bana yazanlar var. Hala şu ana kadar yazanlar var. Ben de dedim ki 300 bin oluyoruz. Şu an kaç aboneyiz? Bu videoyu çekerken 300 bin abone değiliz ama bir hafta içinde falan olurum diye tahmin ediyorum. O yüzden çekeceğim. Bu videoyu da ne zaman atarım? Hani 300 binden önce mi atarım, sonra mı atarım bilmiyorum. 295 kaç? Bin. Gözüküyor mu? 295.635 abonem var şu an. Ben heyecanlıyım. Muhammed sen yap. Ben yaparsam benim ayağıma karışır böyle. Ben yaparsam da saçın yanar. Ay oğlum, iyice korkutuyorsun. Ya saçımı hiç düz görmedim biliyor musun? Ben de görmedim. Vallahi saçımı hiç düz görmedim. Çok merak ediyorum. Ya benim saçıma baksana, şu düz olamaz ya. Sizin için yapıyorum. Beğenin, like atın. Bakalım, inşallah güzel olur. Kötü olursa sıçtık ya. Zaten bak insanlar bakınca... Aha. Yakmadın değil mi lan onu? Korktum. Dedim ne oluyor, ne ara başladık? Bakacağım. Tamam, bir şey yok, daha fişe takmadık. Diyor ki hiç kullanmayı bilmiyorum diyor. Lan bilmiyorsan niye geldin buraya? Bana ver, ben şuraya bir de tut şöyle yavaş yavaş, tamam mı kardeşim? Oğlum düz oluyor mu cidden şu an? Düzleşiyor da. Allah! Abi şuna bak, şu bile düz. Ya oldu, çok kötü olacak kesin. Oğlum çok kabardı saçın lan. Aa, çok değişik oğlum, ben şu an kendimi sevmedim. Şu an var ya, at kafası gibi oldu arkadaşlar. Elektrik çarpmış adamı. Elektrik çarpmış gibi oldu harbi ya. Önü kıvırcık sanki biraz. Bir kere sanki, bir kere bayağı bir önceden 3000-4000 aboneydim belki, hatırlamıyorum. YouTube Instagram'da canlı yayında düzleştirmeye çalışmıştık, olmamıştı. Böyle saçma sapan bir şey yapmıştık, böyle hızlı hızlı yapacağız diye. Ondan sonra bir daha hiç yapmamıştım. Hayatımda ilk defa orada yapmışım şimdi. Ha, şuralar... Videoda yapıyorum. Lan bu ne? Dur orayı bir düzelteyim. Şimdi tarayacak Muhammed. Oralarda saçlar var, şimdi tarakla onları açıyor Muhammed. Ondan sonra tekrar düzleştireceğiz. Oğlum dümdüz oldu lan önce. Dümdüz oldu da kötü duruyor. Şuraya baksana. Lan oğlum kekoya döndüm. Oğlum senin saçın bu kadar uzun muydu? Tabi lan, kıvırcık olunca belli olmuyor uzun olup olmadı işte. Bak bak, düz bonus olacağım. Abi düz bonuslar var ya, onlar şey, güzel oluyor. Kötü duruyor ya. Oğlum dümdüz lan saç. Ya buna nasıl şekil vereceğiz şimdi? Ben bilmiyorum nasıl vereceğiz. Aa, saçım acıdı. Kardeşim dümdüz saç benden sorulur. Hayır, buna mesela fön yok şu an benim evimde. Fönü ne versek tamam. Yıkınca düzelir ya. En kötü yıkarım olmazsa. Düzelmez seni bok yiyin. Valla takipçilerim dediği için böyle bir düzleştirme işlemine kalkıştım da, büyük ihtimal kötü olursa gidip yıkayacağım, geçecek. Sen beni yani böyle bir görün yani. Görün ki bir daha istemeyin. Kıvırcık kaldığından sonra deyin. Ne oluyor lan? Çok tipsiz oldum ya, saçlara bak. Ne yapıyorsun? Anlama değdirdin. Anlama değdi? He. Harbi mi? Oğlum çok sıcak ya. Hadi şekil verelim buna. Şimdi ben ne istiyorum biliyor musun? Hep bak, hayatım boyunca yapmak istedim ama hiçbir zaman yapamadığım bir şey. Böyle yana böyle elimle böyle yapmak istiyorum. Siz yapıyorsunuz ya böyle. Lan kirpiye döndü bu ne? Ne yapacağız şimdi bu saça, böyle mal gibi kaldık. Boyayalım hadi. Hı? Kardeşim şurada güzel duruyor bak. Şöyle hikaye attık. Böyle bir tane hikaye attım. Burada güzel duruyor. Olmadı. Olmadı. Şimdi böyle kaldık mal gibi. Ben yıkayayım o zaman geri. Yıkayayım geleyim.
Eski kıvırcık dalgalıya dönelim. Valla düz yapmaya çalıştık, pek olmadı. Bir söz veriyorum size. Biz pek yapamadık açıkçası. Çünkü hani evde hani düz oldu ama şekillenemediğimiz için saçma durdu. Böyle bir 400 bin 500 bin de falan bir kuaföre gideceğim. Böyle adam akıllı bilen birisi yapsın en azından. Biz bilmediğimiz için biraz kötü yapıyoruz. Ben biliyorum, yine kötü yapıyorum. Ya sen bilmiyorsun, sus. şey yapmaya çalışıyorum şimdi, biraz papatya suyuyla kahverengi yapmaya çalıştım. Tekrar kıvırcık haline döndü zaten. Kadir Alkan'a gidelim. Biliyor musun? Hayır. Kadir Alkan diye bir tane şey var. Buradan sesleniyorum Kadir Alkan, beni de alırsan kuaförüne hemen geliyorum. Kartında kaç lira var? Ne bileyim oğlum. Sende? Aç kaç lira var, bakacağız. Sınırsız kredi kartı var kardeşim. Kaç lira olduğuna bakacağım, kaç lira. Benim kartımda bu kadar para var. Ne yiyorsun? Bu ne? Patates. Patates. Yedim. Helal et. Oğlum seninki niye çok lan? Seninki çokmuş lan. Değil mi? Ne aslında olacak gibi ama olmayacak gibi. Neyse yarın göreceğiz artık. Yarın olursa olur, olmazsa olmaz. Ben tam bir bitmek ben alabilir miyiz? Mustafa nereye gitmek istiyorsun? Dışarı. Promoydu bu, evet. Kardeşim kesin pes diyor. Her gün pes diyor bize. Her gün bize bir yalvarıyor. Pes'e gidelim lütfen. Pes'e gidelim. Pes'e gidelim. Bak burada sivilcem var ya. Gördünüz mü? Hadi buna beraber bir at koyuyoruz. Ne olsun adı? Eşek olsun. Adı ne olsun? Eşek. Sence ne olsun? Sivilce Kale. Sivil Cem. Hangi Cem? Sivil Cem. Sivil Cem. Ne yapan kaçaman? Salak arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa'ya aç. Mustafa'ya internet açmama challenge yapıyoruz. Açayım mı? Açayım mı? Kardeş Mustafa ne diyor? Dur aç diyor kardeş. Bir açayım mı? Aç hadi. Aç. Neyi açalım? İnterneti aç. İnternet aç da girelim. İnternet ne? Kanka internet ne? Şöyle bir şey alıyorsunuz. Saçınızı boyuyorsunuz. İnternetiniz geliyor. Oh my god. Reklam yapıyoruz. Böyle bir şey alıyorsunuz. Yokuyorsunuz. Oğlum çok rüzgar esiyor şu an. Şu an size sesleri geliyor. Biliyorum. Benim sesimi zor duyabiliyorsun. Evet, Mustafa buradan temik istediklerini bize belirtebilirsiniz. Evet Halil, duyuyorum seni. İnterneti açar mısın diyorum. Duyuyor musun beni Halil? Frekansta bir sıkıntı var herhalde. Tekrar alabilir miyim? Açım. Evet Halil, frekans nasıl? Siliyor. Mustafa ses gel. Anan satan bu YouTuber'la. Anan satan lan. YouTuber'la. La bu YouTuber'la. Artık bu da mı olacak YouTuber? Hadi bakayım. Sen YouTuber olma. Senden olsa you olur. Çünkü sen... Sen komikti ya. You hani sen ya. YouTuber'dan sadece you'su olur bu. O zaman sen de bir you'sun. Ben de bir you'yum. Sen de bir you'sun lan. Sen çekmiyorsun. Sana uzatınca kamerayı çekmiyorum. Hadi gel abi. Mayından beni. İşte tamam Mustafa, dur Mustafa bak. Ya sen de gülme kardeşim. Mustafa tamam, sakin ol. Sana şunu. Sakin ol. Bırakın lan. Sakin kardeşim, yapma. Oğlum. Yapma. Kendinden küçükleri dövecek adam. Beyler oğlum bir şey diyeceğim. Gülüyor ama bak, o da hala gülüyor. Lan sakin. Tutun. Hadi. Hadi. Tamam kardeşim, sen de sakin ol tamam mı? Bulaşmayın birbirine. Ne? Sakin, tamam orada dur, ben hallediyorum, sen dur. Kardeşim lütfen bak, bir daha gülme. Bak hala gülüyorsun, sinir bozuyorsun. Hey, dur. Bir şey söyleyeyim. Tamam, hadi. Oğlum niye kavga ediyorsunuz böyle lan, mal mısınız siz? Oğlum kardeşsiniz siz, adam hep burada duruyor, gülüyor. Neyiz tamam. Bak onun huyunda var. Onun huyunda var, hep gülüyor. Sinirime gitti o. Oğlum gülebilir. Adamın mizacı bu. Adamın mizacı bu ya, sen yapma bakmasın. Öyle. Tamam hadi kardeşim, sakin ol.
Vatan size emanet be. El harbi vatan. Vatan size emanet be. Adam King. Vatan kompüter. Kardeşim. Dur Mustafa dur. Mustafa. Oğlum yine bak kavga çıkartıyor. Kavga çıkartma. Lan durdu oğlum. Dur. Oğlum bunlarda bir şey yok. Kaç bu bir hanımefendi. Bu bir hanımefendi. Buna saldıramazsın. Dua et kadınsın. Buna sal. Bak bu da gülüyor. Tamam bu da gülüyor ama bu bir hanımefendi. Dua et kadınsın. Bununla kavga dua edemezsin. Tamam mı? Hadi sakin ol. Dua et kadınım. Sakin ol. Eski keko modeli vardı ya. Onun gibi olmamış. Yalan aşkım. Eskiden kekolar böyle yapardı ya. Ulan telif yiyeceğim vuracak. Evet. Yine benim günlük boktan hayatımın sonuna geldik. Bugün böyle bir saçma oldu niye bilmiyorum ama çekerken kendimi çok tuhaf hissettim. Ya. Çünkü saçımı düzleştirmeye çalıştık olmadı. Ya aslında düzleşti ama çok kötü oldu yani şekil mekil veremedik böyle. Bilmiyorum saçma sapan bir gündü. Saçma sapan bir günümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Neden izlediğinizi de bilmiyorum ama videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Eğer yorumlarınızı bana belirtmek istiyorsanız aşağıdan yorum kısmından bana yorum yazmayı sakınlıkla unutmayın. Sakınlıkla yazdık konuşacağım diye bokunu çıkarttım. Sakınlıkla unutmayın arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.